Merhaba. Merhaba. 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi'ni anlatacak bize müze müdürü Nisya Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. İlk öncelikle Nisya olarak kendinizi bir tanıtırsanız, daha sonra da 500. Yıl Vakfı ile ilgili kısa bir bilgi alalım. Tamam. Öncelikle bu hafta müzecilik haftası. Dolayısıyla bize de bu platformda yer verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Adım Nisya İşmanalovi. 2002 yılından beri müzede çalışıyorum. Bizim bu yani Türk Musevileri Müzesi'nde çalışıyorum. Önce Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldum. Ardından Kültürel Miras ve Turizm bölümünü bitirdim. Yurt dışında da küratörlük eğitimlerine katıldım. Eğitim hayatı malum sürekli devam ediyor. Kendimizi beslemeye çalışıyorum. Bu Evet. gördüğünüz bina müzenin ilk binası Zülfaris Sinagogu. Zülfaris Sinagogu Karaköy'de Tünel'in arkasında yer alan Perşemli Sokak'tadır. 2001 yılın 25 Kasım 2001 yılında kuruldu. İlk bina olarak burada başladık. Burası gelin perçemi anlamına gelen zülfü arüs anlamına gelir. Bunun sebebi ise daha önce çok fazla düğünlerin olduğu bir mekanmış. Özellikle Edirne ve Trakya'dan gelen Yahudilere tahsis edilmiş bir sinagogmuş. 1671 yılında buranın var olduğunu biliyoruz ancak şu anki bina 1883 yılında yapılmış. Ve zaman içerisinde ailesinin, başka ailelerinin katkılarıyla beraber bugünkü haline kavuşmuş. En son düğün burada 1983 yılında yapılmış. Ve 83'ten 2001 yılına kadar olan zamanda da boş olarak hayatına devam etmiş. Daha sonra da 500. Yıl Vakfı burayı bir müze alanına dönüştürmeye karar verdi. Ve evet, burada da müzenin içinden bir görüntü görüyorsunuz. İlk müzenin içinden bir görüntü görüyorsunuz. Naim Güler Yüz'ün vizyonuyla kurulmuş. Çok keyifli bir müzeydi. Orada 14 senemizi geçirdik. Ardından müzenin taşınma kararı alındı. Ve sokak tabelasından da görüleceği gibi Türk Musevileri Müzesi Bereketzade Mahallesi'nde yer alan Galata Kulesi ile aynı hizada olan Neve Şalom Sinagogu'nun yanına taşındı. Bu da müze girişinden bir görüntü. Ardından Neve Şalom Sinagogu'ndan bahsetmek gerek. Neve Şalom Sinagogu barış vaazı anlamına gelen bir mekandır. 25 Mart 1951 yılında kuruldu. Törenlerin daha çok yapıldığı bir sinagogtur. Düğünler olsun, sünnet olsun, dini törenler olsun. İstanbul'un en büyük sinagogu, Türkiye'nin ise en büyük ikinci sinagogudur. Edirne Sinagogu'nun restorasyonu Vakıflar Müdürlüğü tarafından yapıldıktan sonra. En çok bilinmesinin nedeni maalesef terör saldırılarıyla anılmaktadır. İlk olarak 1986 yılında bir Şabat duası sırasında içeriye giren teröristler içeride dua eden kişileri taramışlardır. Daha sonra 1992'de başarısız bir terör saldırısı gerçekleşmiştir. En son ise 2003 yılında El-Kaide'nin sokakta bomba patlatması ile beraber yine bir sarsılmıştır. Ancak bina olarak en kuvvetli güvenlik sahip bir binadır. Girerken havaalanı güvenliğinden geçer gibi geçmek durumundasınız. Biraz müze ana holünü göstermek istiyorum bundan sonraki slaytta. Müze 3 bölümden oluşuyor. 3 farklı kattan oluşuyor. Hemen Neve Şalom Sinagogu'nun yan kapısından ayrı müstakil bir girişi var binanın. Ve teknolojik altyapısıyla, modern müzecilik teknikleriyle donatılmış keyifli bir müzedir. İlk olarak müzeyi anlatırken tabii tarihiyle başlamak gerekiyor. Tarihiyle başlamak deyince o zaman Anadolu'da ilk Yahudi yerleşimlerinin ne zaman başladığını göstermek gerekiyor. Dolayısıyla biz burada dokumatik haritalarımızla bunları bakabiliyor gelen ziyaretçiler. İlk olarak geçen Tuncer Bey'le konuşmuştum ancak yine tekrarlamakta fayda görüyorum. İlk Yahudi yerleşimi 2700 yıl sene önce Anadolu topraklarında 1. ve 2. Süleyman Mabedi'nin yıkılmasının ardından gelen göçlerle başlıyor. Ve ilk gelen gruba Romaniyotlar ve Mizrahiler deniliyor. Özellikle Ege topraklarına yerleşen büyük bir grup var. Ve ilk grup olarak bunları görebiliyoruz. Sardes'ten bir görüntü alabilirim bundan sonrakinde. Sardes aslında 1958 yılında Harvard Üniversitesi tarafından bulunmuş bir mabet, bir sinagog yapısı. Antik sinagogun en büyük yapısı bu. Lidyalıların başkenti biliyorsunuz ve ekonominin de başkenti aynı zamanda. Orada Romaniyot Yahudileri yaşıyor.
Ve duvarlarında da Grekçe, aralarında Grekçe konuşuyorlar, o dönemde Yunanca konuşuyorlar. Grekçe yazılı menore şeklinde levhalar bulunuyor ki şu anda o da Manisa Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Sardis'te bir tek yer değil, yani birçok yer var. Andriake'den Demre, Phaselis, birçok yerde hala yapılar bulunmaya devam ediliyor. Dolayısıyla biz de bu katmanları vurgulayacak hem sergiler yapıyoruz hem de müzede gösteriyoruz. Ardından bir tane bir 5. yüzyıldan kalma bir pişmiş toprak kandil göstermek istiyorum. Burada bir pişmiş topraktan yapılmış yan kandili görüyoruz. Bu parçayı 3 sene önce Arkeoloji Müzesi'nden ödünç olarak aldık. Daha bu hafta da yine uzatıldı bu süre. Çünkü müzedeki en eski arkeolojik obje olarak yerini aldı. Eski katmanları anlattığımız zaman tabii bunu objeyle perçinleştirmek çok önemli. Dolayısıyla bu parçanın müzemizde olması bizim için çok değerli. Basmane bölgesinde, İzmir'in Basmane bölgesinde bulunmuş bir eser bu. Ve üzerinde Davud'un yıldızı olması, Hanukiye parçalarının olması da bunun bir Yahudilere ait, liturjik değil zaten, bu bir yağdanlık aslında, lamba. Ama böyle bir parçanın bu bölgeden çıkması argümanı kuvvetlendiriyor. O nedenle de bu parçayı teşhir etmek istedik. Devam ediyorum. İlk olarak Romaniyot Yahudileri ve Mizrahilerden bahsetmiştik. Daha sonra başka katmanlar da, başka göçler de alıyor Osmanlı toprakları diyeyim o dönemde. Aşkenaz Yahudileri geliyor 1250 yılında. Gelmeye başlıyor Bavarya'dan, Budin'den, Orta Avrupa bölgesinden gelen Aşkenaz Yahudileri oluyor. Hatta Edirne'de yaşayan İzak Sarfati adlı bir hahambaşı var, dönemin önemli hahambaşılarından. Ve kendisi de bu topraklara dindaşlarını davet ediyor gelip yaşamak üzere. Ve pogromlardan kaçan Yahudiler de yine aynı şekilde buraya geliyorlar. Bu gelen ikinci akım. Üçüncü akım ve en son gelenlerse Sefarat Yahudileri. Sefarat Yahudileri de 1492 yılında, hep bir 500 algısı vardı, 500 sene önce geldiler gibi. Çok daha öncesi var bunun. Ancak en son gelen grup olduğu için belki daha akılda kalıyor. Sefarat Yahudileri en son gelenler. İspanya'da ve daha sonra Portekiz'de olan Engizisyon mahkemeleri sonrasında bu topraklarda artık kendi dinlerini yaşayamadıkları için devam etmek istiyorlar. Başka ülkelere gelmek istiyorlar. Ve Osmanlı'da da ikinci Beyazıt'ın daveti üzerine büyük bir grup, 120 bin ortalama rakamla beraber Sefarat Yahudileri geliyorlar ve Osmanlı topraklarına yerleşiyorlar. Bugün bu Rabinik Yahudiler arasında Aşkenaz Yahudileri, Sefarat Yahudileri ve Romaniyotlar var ve Karay Yahudileri de var aynı şekilde. Dolayısıyla bugün bu grupların harmanlanmasıyla oluşan bir Yahudi toplumundan bahsediyoruz. Ortalama sayısı 15 bin rakamını geçmeyen, bütün Türkiye genelinde daha çoğunun İstanbul'da yaşadığı, daha sonra İzmir'le devam eden ve diğer şehirlerde de hala bazı ailelerin yaşadığı bir yapı. Şimdi bir sonraki slide'ın matbaa ile ilgili. Şimdi Sefarat Yahudileri geldi. Peki geldiklerinde neler getirdiler? Bunu anlatmanın en önemli başlangıç noktası bence matbaa. Çünkü öncesinde matbaa yoktu ve 1493 yılında Namiyaz kardeşler buraya geldiklerinde ilk matbaayı 2. Beyazıt'tan aldıkları özel izinle kuruyorlar. Ve sadece dua kitabı basıyorlar. Tabii ulemayla ve diğer gruplarla papaz olmak istemiyorlar. Dolayısıyla bu şekilde izin alınıyor. Ve sadece dua kitapları ilk bizim koleksiyonumuzdaki olan kitap en eskisi 1512 yılından kalma Midraş Değilim'dir. Gelen ziyaretçiler müze içerisinde de bunu görebiliyorlar. Ve başka örnekleri de var yine kitapların. Meamnoez ve diğer örneklerde mümkün, görmek mümkün. Bir sonraki slide'a geçtiğimiz zaman yine getirilen bölümünde enginarın mesela seferatlar tarafından getirildiğini görebiliyoruz. Badem ezmesi, biz masapan diyoruz. İpek böcekçiliği. Ya da bugün Tire bölgesinde hala oynanan karambola diye bir oyun var. Ellerle oynanan bowling gibi. Yine bu kısmı da görmek mümkün. Bir sonraki slide'da da getirdiklerimizi çekmeceler haline getirdik. Ve sadece çocuklar değil ama oyunu seven büyükler için de yine bazı merak alanları oluşturduk. Bu da onlardan bir tanesi oldu bizim için. Daha sonra yakın tarihi anlatıyorum. Yakın tarih yine bir dokunmatik ekran içerisinde. Niye bu tarihi ekran içine koydum derseniz, 1923'ten sonrası bir kısım anlatıyorum. 1923'ten sonra bir sürü olay oluyor. Artık panolar metrekareye sığmayacak şekilde yetişmemeye başlıyor. Dolayısıyla yakın tarihi 1930'lardan başlayıp günümüze kadar önemli olan bütün olayları burada koyduk.
Mesela 34 Trakya olayları ile başlıyor. 42 varlık vergisi olsun, işte bu patlamalar olsun ya da ilk defa 2000'li yıllarda kamusal alanda Hanukka kutlamalarının sokaklarda olması, Ortaköy meydanında olması ya da Edirne Sinagogu'nun, Bergama Sinagogu'nun, Gaziantep Sinagogu'nun yeniden restore edilip hayata geçirmeleri gibi birçok bilgileri buradan bulabiliyoruz. Dolayısıyla ve sürekli bu yeni olayların girişlerini de bilgisayardan yapabiliyoruz. O nedenle de tarih statik değil, dinamik oluyor bu noktada. Ardından İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bir panomuz var. Bununla ilgili de bir kısa bilgi vermek istiyorum. Bu bölümde İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye son haftasına kadar savaşa girmediği için Türkiye'de Holokost'a dair herhangi bir şey yaşanmıyor. Holokost bildiğiniz üzere Almanya'da Nazi rejiminin yok ettiği 6 milyon Yahudi ve başkalarının ölümünün anılması. Biz de burada bir Selahattin Ülkümen'in uluslararası almış olduğu bir dürüst insan ödülü var. Bu çok önemli çünkü kendi sanıklarıyla beraber Yad Vashem'e gidiyor ve orada da ödüllendiriliyor. Bugün de Yad Vashem Müzesi'ne gittiğiniz zaman ve Türkiye'ye yazdığınız zaman karşınıza çıkacak isimlerden bir tanesi kendisidir. Yine Holokost'a ilişkin bazı düğmeler de koyduk. Bir şeyi hatırlamak gerekir. Yani diplomatlar kendi inisiyatifleriyle yapıyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Sadece Selahattin Hükmen'i belki anmak az olacaktır. Namık Kemal Yolga, Necdet Kent gibi isimleri de yine anmak gerekir diye düşünüyorum. Ve devam ediyorum. Yani sadece kısa kısa bazı parçaları söylüyorum. Hı-hı. Anlatmaya çünkü vakit olmayacaktır. Profesörler de bence değinilmesi gereken bir bölüm. Özellikle 1933 yılında Türkiye'de üniversite reformu yapılıyor. Ve o dönemde iki tane üniversite var sadece. İstanbul ve Ankara Üniversitesi. O dönemde ciddi bir öğretim görevlisi açığı var. Ve bu dönemde de 33 yılına baktığın zaman Almanya'dan ve Avusturya'dan kendi pozisyonlarından çıkartılan birçok bilim adamı var. Niye çıkartıyorlar? Yahudi oldukları için, sosyalist oldukları için, rejime karşı oldukları için çıkartılıyorlar. Ve profesörlerden varsa İsviçre'de bir komisyon kuruyor. Bu komisyonla beraber bu birçok öğretim görevlisini farklı ülkelere atıyor. Ve Atatürk de bunun farkında. Vizyonuyla beraber bir kısım üniversite görevlisini buraya çağırıyor. Profesörleri buraya çağırıyor ve kendileri de bu bölümlerin başına geçmeye başlıyor. 200'e aşkın profesörden bahsediyorum. Aileleri ve asistanları ile geliyorlar. Ve çok kısa bir zaman içerisinde Türkçe eğitim vermek durumundalar. Türkçeyi de öğreniyorlar. Bazı isimleri de belki zikretmek gerekir. Schwarz, Karl Eberk, Neumark fizikçi, Schwarz hukukçu, Hirsch, Heilborn botanikçi. Bugün hala Heilborn'un oğlu Kurt bizim müzemize de gelir, arkadaşlarını da getirir. Yani fiziki olarak buradan gitmelerine rağmen zaman içerisinde hala çocukları bir İstanbul, bir Türkiye aşığı olarak yetiştiklerinde bahsetmek gerekir. Kantorowicz, Leopold Levy gibi birçok isim var. Bir sonraki slayta geçeceğim. Aralarından bir tanesinin güzel bir hikayesi var. Aslında hepsinin kendi has hikayeleri var. Hepsi çok önemli isimler ama Kurt Coswig'in hoşuma giden bir hikayesini paylaşmak istiyorum. Kendisi 1936 yılında İstanbul'a geliyor ve İstanbul Üniversitesi'nde zooloji bölümünün başına geliyor. Dersleri kısa bir zamanda Türkçe vermeye başlıyor ve ordinarius profesör kendisi. 1938 yılında Batı Anadolu'da tatlı su kaynaklarını incelerlerken birden Manyas'ı keşfediyorlar. Ve Manyas'ı bir bakıyorlar, inanılmaz çok kuş sürüleri, çeşitleri var, hayran oluyor. Ve orayı incelerken bir bakıyor bir adam böyle silahla kuşları vuruyor. Yanına gidiyor, ne yapıyorsun diyor, ben diyor ağaçları koruyorum, o yüzden ateş ediyorum diyor. Bunun üzerine o dönemde Celal Bayar var Ankara'da. Hemen ona gidiyor. Diyor ki bizim burayı bir koruma altına almamız lazım diyor. Ve gerçekten de onun sayesinde kuş cenneti bir milli park haline geliyor. Ve daha sonra da bu ateş eden adama aylık bağlanıyor. Bu sefer de kuşları korumaya başlıyor. Tam tersi oldu. Hoşuma gidiyor bu. Ardından Biyoloji Derneği'ni kuruyor. Birçok çeşitle ilgili bir genel zooloji kitabı var. Bu yeni müze koleksiyonunda olan kitaplardan bir tanesi. Daha sonra savaş bitiminde Hamburg'a gidiyor. Ama kalbi burada kalıyor ve Aşiyan mezarlığına gömülüyor. Bir sonrakine devam ediyorum. Philip Schwarz yine bahsedeceğim ama sadece nöropatolog.
Kendisinin 1933 ile 52 arasında Türkiye'de oluyor ve Avusturya yapımı mikroskobu Doktor Onur Yarar tarafından bu sene müzemize bağışlandı. Hemen kendisine anlatıldığı bölümün altına da mikroskobunu yerleştirdik. O nedenle onu da paylaşmak istedim. Tüm bölümü. Basın 1842 İzmir'de ilk olarak başlıyor. La Buena Esperanza dediğimiz ilk gazete örneğiyle başlıyor. Daha sonra 1845 tarihi Mizrahi Rafael Uziyer ile devam ediyor. İstanbul'da ise 1853'te ilk olarak başlıyor basın. Ardından 1947 yılında Şalom gazetesi Avram Leon tarafından kuruluyor. Ve bugün hala Şalom haftalık olarak basılan bir gazete, oldukça takipçisi vardır. Türkçe yayına sahiptir. Sadece bir sayfası Judeo-Espanyol dediğimiz bir sayfadır. Bugün hala annelerimizin konuştuğu, bildiği bir dildir bu. Tabii zaman içerisinde El Tiempo, Sami Koyen'in kurduğu Türkiye'nin Sesi, Haftanın Sesi, birçok örnekleri de yine müze bünyesinde görmek mümkün. Şalom da bugün hala yayın hayatına devam eden gazetelerden bir tanesi. Ardından müzik bölümüne geldim. Müzik bölümünde bir sonraki slide. İkiye ayırabiliriz. Halk şarkıları dediğimiz kantikas, öncesi de romans aslında bunun. Ve sinagog dini, pardon ben arada slaytlarla kayboluyorum. Teferruat dini müziğinden bahsedebiliriz, İbranice'de olan. Bir sinagoga girdiğiniz zaman ilahilerin Türk Seferat sinagogunun daha Türk musiki müziğine benzediğini görebilirsiniz, duyabilirsiniz. Ses çok benzer. Nihavent makamı olsun, başka makamlar olsun. Bu müzikleri dinleyebilirsiniz. Judeo-Espanyol dediğimiz İspanyolca'da müzik dinleyebilirsiniz müzede. Aynı zamanda burada bir plak görüyorsunuz. O plak ilk olarak Blumenthal kardeşler tarafından ilk plak fabrikası kuruluyor Türkiye'de. Onun da adını zikretmek gerekir. Zaman içerisinde tamburu İzak Hoca Efendi, işte 3. Selim'in tambur hocası, İzak Algazi Hava Kuvvetleri Marşı'nı yazan İzak Baron gibi birçok isimleri de yine görmek mümkün. Bir sonraki slide'da müzenin içerisinden geçerken tepede Neve Şalom Sinagogu'nu görüyorsunuz. Dolayısıyla aşağıda eğer bir sünnet ya da bir düğün töreni varsa o zaman müze ziyaretçisi bu törenin bir parçası haline geliyor. Yani bu bakımdan iki bina birleşmiş oluyor fiziki olarak bu noktada. O nedenle önem verdiğimiz noktalardan bir tanesi. Çok pazar günleri özellikle çok fazla grup bir araya geliyorlar ve rehber eşliğinde de bu anı tanıklık ediyorlar. Şimdi bu bölüm daha dini objelerimize koyduğumuz bir bölüm. Buradan Tevrat'ı görebiliyorsunuz belki. Burada Tevrat'ın örneğini de koyduk. Diğer dini liturjik objelerimizi etrafına serpiştirdik. Ardından bir sonraki slayta geçebiliriz. Hanukiye var. Bu Hanukiye'yi anlatmak istememin sebebi M.Ö. 2. yüzyılda olan bir tarihi anı hala hatırlamak amacıyla her sene Aralık ayında 8 gün boyunca mum yakarız. Birer tane her gün arttırarak. Bu parça ise bu iki parçanın üzerinde ay yıldızı görüyorsunuz. Aynı zamanda minare şeklini görüyorsunuz. Minare caminin bir minaresinin bir Yahudi objesinde ne işi var derseniz aslında etkileşimi en güzel veren parça bu. İki kültürün entegre olduğu, aslında evinizde kimsenin görmeyeceği bir mumu yapan kişinin başka bir dinin objesini kendini entegre ederek böyle bir parça yapması bizim için son derece değerli. Bu parçalardan bir tanesi İslam Eserleri Müzesi'ne ve daha sonra Frankfurt Yahudi Müzesi'ne sergilenmek üzere süreli olarak gönderilmişti. Yapım materyali olarak aslında bir tanesi pirinçten, diğeri de tenekeden. Yani çok değerli materyaller de değil ama bizim için en önemli iki objeden bazıları. Devam ediyorum. Burada çok iyi görünüyor ancak eğer sosyal medya hesaplarımıza girerseniz burada çok daha net bir şekilde resimleri görme şansınız olur. Bu teva örtüsü dediğimiz bir masa vardır, Tevrat'ı koyduğumuz, ona teva masası deriz. Onun altında mutlaka bir örtü olur. Bu örtüde de mesela dival işi işlemeyi görüyorsunuz, ay yıldız figürlerini, floral desenleri görüyorsunuz. Genelde zaten sinagoglarda daha önce de konuşmuştuk. Herhangi bir heykel, bir suret, bir resim söz konusu olmaz. Floral, bitkisel desenler görebilirsiniz. Astrolojik desenler görebilirsiniz. Geometrik desenler görebilirsiniz. Ve bu aynı şekilde kumaşlara ve etnografik diğer objelere de yansır.
Kesuba düğün sözleşmesidir. Önce devlet nezdinde nikahınızı yapmanız gerekir. Daha sonra sinagogda ki düğün sonrasında bir elinize bir kağıt verir. Hem gelin hem damadın imzaladığı. Bu iki tarafın birbirlerine karşı olan yükümlülüklerini sembolik olarak gösteren birer parçadır. Sağ taraftaki ay yıldızlı olan Tekirdağ'dan 1916 tarihli. Sol taraftaki ise aslında şu an resimden çok belli olmuyor ama İstanbul Boğazı'ndan bir geçit var. Yine 1900'lerin başında yapılmış. Dolayısıyla bu sulu boya olsun, guaş tekniği, yaldız gibi yöreye özgü şekillerle bezenmiş bir şekilde yapılan bir parça. Bugün daha çok matbu olarak, daha baskı olarak veriliyor ama o dönem içerisinde daha el işi yapılıyormuş bu parçalar. Devam ediyorum. Megila Ester, Ester'in Mecellesi diye geçer. Deri parşömen üzerine Purim duası sırasında okuduğumuz bir parçadır, liturjik bir parçadır bu. İnsan normalde mesela bir sefertürayı evde görmezsiniz ama bir Megillat Ester sizin evinizde olabilir. Benim evimde ailemden geçen var mesela. Bunun üzerine Tanrı'nın adı yazmaz. Purim sırasında halkını kurtarmış Ester diye bir bayan vardır. Çok eski zamanlarda yaşamış ve ona hitaben yazılan bir duadır. Ve biz geçen sene, bir sonraki slaytta gösterebilirim, bunun bir sergisini açtık müzemizde. 60 kadar farklı kişiden Megile Ester'leri topladık. Hakikaten bence yaptığımız en iyi sergilerden bir tanesiydi bu. Kumaş olarak görebilirsiniz, kemik çalışmaları, gümüş ve altın filigran desenli, tahta gibi birçok farklı materyallerden olabilir. Eski zamanlarda da bugün eski zamanlarda gelinler damadı düğün olarak da öncesinde hediye verirlermiş, özellikle İzmir bölgesinde okuduğum kadarıyla. Devam ediyorum. Burada bir zekat kutusu görüyoruz. Zekat kutusu yine sadaka verme, zekat verme Yahudilikte de olan bir şeydir. Bu gördüğünüz parça 1912'ye tarihlenen Balat Lonca Sinagogu'ndan bir parça. Bugün Lonca Sinagogu yok ama bu parça hala var. Dolayısıyla bu parçalar müzenin, Yahudi tarihinin eskilerine tanıklık ediyor. Bizim de koleksiyonumuzda olan bu parçaya çok değer veriyoruz ve devam ediyorum. Bir slide'da. İki tane Tevrat'ın saklandığı kapları görüyorsunuz. Soldakine tik deniliyor. Tik İbranice'de çanta anlamına geliyor. Tevrat burada muhafaza ediliyor. Genelde Doğu Seferat Yahudileri kullanıyor bu parçayı. Ancak Urfa'da, Antakya'da, Yunanistan'da, Orta Doğu'da yine tik geleneğinde görebiliyorsunuz. Bu parça Urfa'dan olan, kırmızı olan Urfa'dan. Diğeri ise mavi olansa Tekirdağ'dan gelme. Üzerine zımba işi olabiliyor, baskı, birçok kumaş tekniklerini de görebiliyorsunuz. Tepesinde gümüş parçalar var. Bunlara limonim deniliyor. Limonim İbranice'de nar anlamına geliyor ve bereketi temsil ediyor. Nar genellikle Yahudilikte kullanılan bir meyve sembolüdür. Bu sembolde 613 tane emir vardır Tevrat'ta uyulması gereken. Ve bu da narın da çok fazla tanesi olduğu için onu sembolize eder. Tepesinde gördüğünüz taş kısmı da keter denir. Bu da Tanrı'nın krallığını sembolize eder. Alt bölümünde üçgende de hangi sinagogda, kimin tarafından, nereye bağışlandı, yılı nedir gibi bu gibi bilgileri bulabilirsiniz. İçerisinde de Tevrat vardır. Tevrat da biliyorsunuz yenilebilen hayvan derisi üzerine yazılır. Yenilebilen derken mesela domuz haramdır Yahudilikte. Ceylan derisi üzerine genelde yazılır. Beş kitabın birleşiminden oluşur ve toplam okuma süresi 52 haftadır. Yani her hafta bir bölümünü okuruz. Bu okunan bölümüne peraşa denilir ve dünyanın her yerinde aynı anda aynı bölüm okunur. Okurken de puntero dediğimiz, ancak şu an resimde yok, müze koleksiyonunu yine sosyal medya hesabından görebilirsiniz. Puntero denilen okuma kalemleriyle, yadda denilir, Aşkenazlar yadda der, takip edilir. Bunun sebebi ise eğer herhangi bir şekilde bir harfi bile silinirse Tevrat'ta, ya hemen tamir edilmesi gerekir, ya da eğer tamir edilemeyecek kötü durumdaysa, o zaman da Geniza denilen yerlerde özel bir gömme işlemi yapılır. Çünkü herhangi içinde Tanrı'nın adı olduğu için herhangi bir şekilde bir kitaba zarar verme gibi bir şey söz konusu değildir. Bir sonraki slayta geçiyoruz. Tekirdağ Sinagogu'ndan gelen bu parça tahta işçiliğiyle yapılmıştır. Genelde altında ehal denilen bölüm vardır. Ehal bir sinagogun en kutsal yeridir. Kıble yönü vardır bizde. Kudüs'e doğru bakar.
içinde Tevrat'ların muhafaza edildiği yerdir. Ancak bu bölümün altında biz bir düğün kompozisyonunu gerçekleştirmek istedik. Ve burada da bu tahta parçayı buraya yerleştirdik. Tekirdağ Sinagogu artık mevcut değil, kapandı. Bazı kapanan sinagogların objeleri de otomatik olarak müzeye geliyor ve bu da bizim koleksiyonumuzun genişlemesine sebep oluyor. Bir sonraki slaytımız etnografya bölümüyle ilgili. Burada büyük bir bölüm yaptık etnografyada. Çeşitli kumaşları görüyorsunuz, gelenekleri görüyorsunuz. Bu gördüğünüz İzmirli bir gelin aslında. Aslında kumaşların hiç de çok fark etmediğini, dival işi, sırma işi, işte tekniklerden raptiyeleme, metal kakma, bütün bunların kullanıldığını bizim yani burada da görebiliyorsunuz, müzede görebiliyorsunuz. Aynı zamanda burada resmi olmayan açık depo da yaptık. Çünkü müzenin arşivinde deposunda çok fazla obje var. Ve bu parçaları bizim gün yüzüne çıkartmamız gerekiyordu. Dolayısıyla yeni tekniklerle bunu yapmaya çalışıyoruz. Müzenin ikinci katı var. Müzenin ikinci katında daha çok bugünkü Yahudi kültürü anlatılıyor. Kimler olduğumuz, nerede yaşadığımız, bayramlar, yemek tarifleri, müzik gibi bölümleri görebiliyorsunuz. Yemek tarifleri derken bir sonrakinde bu yemek tariflerini isterseniz kendinize mail atabiliyorsunuz ya da bir kağıtla kopartmak istiyorsanız onu yapabiliyorsunuz ve çeşitli yemekleri de gurme gününde tatma şansınız olabiliyor. Bir sonraki yerleşim yerleriyle ilgili. Bu Türkiye haritası üzerinde bütün yerleşim yerlerini pinledik. Burada eğer bastığınız zaman öğren yeri varsa o çıkıyor, sinagog yapıları çıkıyor, okul yapısı çıkıyor, mezarlıklar çıkıyor. Ve bu parçada mesela eğer resim eksiğimiz varsa buranın interaktif olduğunu özellikle belirtiyoruz. Burası beraber geliştirmemiz gereken bir yer. Dolayısıyla müze ziyaretçisi de bize katkıda bulunuyor. Örneğin Diyarbakır'dan eksik resmimiz vardı. Müze ziyaretçimiz hemen gönderdi. Başka bir bölümde başkanım Silvio Vadia yine resimler paylaştı. Dolayısıyla giderek bu bölümü de zenginleştiriyoruz. Yahudi kültür mirası turlarımız var. Hem Galata hem de Balat'ta yapılmak üzere oldukça ilgiyle yapılıyor, ilgi talep görüyor ve sürekli bunu genişletmeye çalışıyoruz. Dini bayramları da müze bünyesinde kutluyoruz. Özellikle Hanukka bayramı ya da Pesah bayramında neler yenilir, neler yapılır bunları tatbik edin, yani beraber müze ziyaretçisiyle gelenler izleyebiliyorlar. Çocukları atölye çalışmaları yapıyoruz. Bugün fiziki olarak müze binasında olamadığımız için bu sefer de online bir şekilde bu hafta iki tane çocuk at etkinliğimiz olacak. Yine ziyaretçiler takip edebiliyorlar. Ardından Yahudi Kültürü Avrupa Günü'nden de bahsetmek isteriz. Bu sene 25 Kasım'da olması planlanıyor. 35 farklı ülkeyle aynı anda yapılıyor. Gerçi biz Eylül'de değil de daha Ekim'e kaydırıyoruz. Çünkü okullar anca açılıyor. Ve bugün içerisinde çeşitli konserler oluyor. Temsili düğün yapılıyor. Yani bir Yahudi düğünü nasıldır? Ya da merak ettiğiniz kavramları sorabileceğiniz kişiler var. Sorularınızı yanıtlıyor. Ya da konserler biliyorsunuz. Kitap imzalamaları, film gösterimi, belgeseller gibi çok yoğun bir gün. Onu da arkamızda bir gönüllü ordusuyla beraber bugünü hazırlıyoruz ve geçen sene 2300 kişinin katılımıyla böyle bir günü gerçekleştirdik. Aktiviteler bölümüne gelecek olursak yaptığımız sergilerden, bunlardan özellikle Çanakkale Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı Yahudilerinden bahsetmek isterim. Bu sergiyi ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde açtık, Ankara'da açtık. Bunun önemli tarafı Birinci Dünya Savaşı sırasında bizim çoğu dedelerimiz savaştılar, gazi olanlar oldu, şehit olanlar oldu ve bu çok bilinmeyen bir şey. Dolayısıyla bunu anlatma ihtiyacı hissettik. Metin Delevi'nin küratörlüğünde yapılan. Daha sonra bu sergi Caddebostan Kültür Merkezi'nde sergilendi. Tünelde sergilendi. Edirne'ye gitti, İzmir'e gitti gibi rotatif olarak döndürdüğümüz bir sergi oldu. Anne Frank sergisi önemli bir sergi. İde çok ziyaretçisi oldu. Holokost ile Yüz Yüze sergisini Yusuf Tolga Ünker'le beraber açtık. Renklendirilmiş fotoğraflar eşliğinde Holokost'u bugünmüş gibi algılayacak şekilde bir sergiydi. Aynı şekilde Biennale eş zamanlı sergiler yapıyoruz. Komşu Kapısı, Can Kapısı, Unlimited gibi sergilerimiz oldu. Ve sürekli hikayelerimizi ve sergilerimizi beslemeye çalışıyoruz. Onun dışında separat yemek tadımları yapılıyor müzede.
talebe göre karşılanıyor bu. Çok çeşitli ziyaretçilerimiz oluyor. Sadece okul gruplarımız değil, pazar günü kültür gruplarımız oluyor. Turistlerimiz oluyor. Çok çeşitli gruplar geliyor. Bu kadar. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Yani bir de hızlı telefonunuz da çok güzel. Çokça da yorum geldi. Biz yorumlarla bölmememiz daha iyi oldu aslında. Hani sorularla. Şimdi ben, sorulara isterseniz. Siz sormak isterseniz, ben not almadım soruları. Çünkü yayın akışında. Hepsi not aldım ben. Burada soru şu. Müze nerede diye sormuşlar. İki kişi sormuş. Birincisi müzenin nerede olduğunu bilmiyor. İkinci kişi ise navigasyonda müzeyi eklediğini fakat yanlış yöne, yani eski müzeyi götürdüğünü, hani bunun da bir düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Ne sorunlar olabiliyor. Yeni yere Neveşir Google diye pinlerse bulabilir. 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi Beyoğlu'nda Bereketzade Mahallesi Bendik Sokak'tayız. Galata Kulesi ile aynı hizada. Şişhane olarak geçiyor. Avizecilerin olduğu yerdeyiz. Evet. Tevratlar neden rulo şeklinde? Okunması zor olmuyor mu diye bir soru var. Dini tören sırasında kitaplarla biz takip ederiz. Yani cemaat okuduğu zaman kitaplarla takip eder. Ancak bu bir ritüeldir ve bozulmaması gereken bir ritüeldir. Dolayısıyla bu şekilde devam eder. Ladino lisanı bilgileri o düzeyde miydi o zamanlarda? Yani bugünlerde olduğu gibi az mı, yoksa çoğunluk konuşuyor muydu bu dili diye sormuşlar lisanı. Geldikleri zaman ve uzun bir süre boyunca ana lisanları Ladino'ydu. Ladino daha çok Judeo-İspanyol demek daha doğru olur. Ta ki Türkçe, vatandaş Türkçe konuş politikalarına kadar alyans okullarının olmasıyla beraber bu düzey giderek azalmaya başlıyor. Ve daha sonra bizim maalesef annelerimiz, babalarımız biliyor. Biz anlıyoruz ama yeni nesle pek aktaramıyoruz. Ancak İspanyolca dersleriyle bunları biraz kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Bir diğer soruyu sorayım. Ziyaret günleri hangi günler? Müzeyi haftanın 6 günü, müzeyi ve Neveşelom sinemasını haftanın 6 günü ziyaret edebilirsiniz. Cumartesi günleri hariç. Cumartesi Şabat'tır. O nedenle kapalıdır. İzmir son dönemlerde Kortejolar'da yaşayan Yahudiler hakkında bilgi verir misiniz bir kısaca diye bir yazı yazılmış. Bir sorumuz var. Kortejolar ilk yerleşim Sefaradların ilk yerleşimi yaptığı yerlerden bir tanesi. Yanılmıyorsam Birol Üzmez'in bu konuda çok güzel bir sergisi vardı. Birkaç sene önce Schneider Temple'da açılmış olan. Kendisinin bilgilerinden de bakılabilir. İlk baktığınızda evler çok ufak. Bir avlunun etrafında toplanmış bir ev yapısıydı. Ve herkes avluda aslında yaşamlarını daha çok geçirirlerdi. Çünkü evler hakikaten çok ufaktı. Daha sonra gelir düzeyi genişledikçe beraber farklı mekanlara doğru taşınmalar gerçekleşiyor. Ve şu anda bildiğim kadarıyla daha çok kortejolar, çingeneler, yani daha ekonomik düzeyi düşük olan kişiler şu anda oturuyor diyebiliyorum. Bir seferat sorusu daha var. Gelenlerin çoğunluğu seferat olduğu için mi hani bu kısım çokça alınıyor, yoksa Aşkenaz mıdır diye sormuşlar. Türkiye'den gittiklerinde için mi seferat olarak adlandırıyorlar? Seferat kelime anlamı olarak İspanyol demek. Bölge aslında coğrafi bölgeyi ifade ediyor. İspanya'dan ve Portekiz'den gelen kişilere verilen isim. Niye daha çok seferat kültürü var derseniz, 500 sene önce buraya geldikleri zaman daha kuvvetli bir batı kültürünü taşıyorlar. Daha high-tech dediğimiz bir kültüre sahipler o dönemde buraya oranla. Dolayısıyla geldikleri zaman burada yaşayan Romaniyotları ve Aşkenazları kendi içinde asimile ve entegre ediyorlar. Dolayısıyla çoğunluk seferat haline geliyor. Yoksa daha başka bir sebebi yok. Burada Aşkenazlar çok daha önce geliyor. Romaniyotlar çok daha önce geliyor. Ama bugün Romaniyotlara baktığınız zaman sadece birkaç tane soyadından hala var olduğunu görebiliyorsunuz. Mesela Galimidi, Politi gibi daha Grekçe olan soyadlardan anlayabiliyorsunuz. Aşkenazlar bugün hala var. Bir 500 kadar sayıları var. Karay Yahudilerine baktığınız zaman bugün 50 kadar Karay Yahudisi var. Ancak Aşkenaz seferatlara baktığınız zaman 15 bin olarak sayı geçiyor. Sebetaylar, az değindiğiniz bugünle ilgili, hani bu konuşmanızda az değindiğiniz ve Musevi cemaati hani bunu ayrı bir grup olarak mı değerlendiriyor? Sabetayları diye bir soru var. Sabetaylar biliyorsunuz 1660'larda yaşamış bir
Fos Mesih şey sahte Mesih ve aslında çok bilgili o dönemde ve sadece Osmanlı topraklarına değil, yani bu Safet'ten Amsterdam'a kadar birçok yerde yaşayan sefaratları etkisi altına alıyor. Hatta bugün Amsterdam Yahudi Müzesi'ne gittiğinizde kendisinin mektubu teşhirde görülebiliyor. Kuvvetli bir kişi, ancak cemaati maalesef o dönemde ikiye bölüyor. Bir kısım onun takipçisi oluyor çünkü onun Mesih olduğuna ciddi bir inanç var. Bir kısımsa sultanı şikayet ediyor ve ardından sultan da yanına çağırdığında bir mucize gerçekleştirmesini istiyor. Yapamayınca da din değiştirmeye karar veriyor, yapamayacağını anlayınca. Ve takipçilerini onu takip etmeye devam ediyorlar. Müzede bu kısım anlatılıyor. Şeye baktığın zaman dönme kelimesi de denilir. Biz sabetajcı da deriz aynı zamanda. Bugün hanbaşık şemsiyesi altında değillerdir. Yani zaten kimliklerini pek de bilmeyiz. Bir sürü etrafta komplo teorileri vardır, kitaplar vardır vesaire. Ancak sayı olarak çok da kendilerini deşifre etmek isterler mi? Ya da bugün ne kadar o kültürü devam ettiriyorlar? İnanın ben de bilmiyorum. Ama biz bunu tarihsel bir olay olarak müzede anlatıyoruz. Bir de her Musevi İbranice biliyor mu diye bir soru gelmiş. Her Musevi erkek bilmek durumunda, yani en azından okuma yazmayı bilmek durumunda. Çünkü 13 yaşına geldiği zaman dini bir tören vardır ergenliğine eriştiğine dair. Ve cemaatin önünde Tevrat'ı okumak durumundadır. O haftaki bölümünü okumak durumundadır. Dolayısıyla çok ciddi bir şekilde İbranice dersleri alırlar, kültürünü alırlar. Kızlar, mesela ben İbranice kızıma maalesef öğretemedim. Ancak daha çok bilmesi gerekir. Ama bu bizim ana dilimiz değildir aslında. Ana dil dediğimiz zaman şu an ana dilimiz Türkçe, ancak burada yitirilen dilin daha çok Judeo-Espanyol dili olduğuna inanıyorum. İbranice dua dilidir, dinin dilidir. Ancak burada bizim kültürümüz daha çok sefarat kültürü olduğu için Judeo-Espanyol da bugün maalesef yok olan diller arasında yerine hızla almakta diye düşünüyorum. Tasvir yasağı hemen hemen tüm dinlerde var ama biz tabii çok azını biliyoruz bunun. Musevilikte tasvir yasağını bir kısaca anlatır mısın? 10 emir aslında bunu çok güzel özetliyor. 10 emirdeki emirlerden bir tanesi ben senin tek tanrınım ve benden başka tanrıya tapmayacaksın diye bir emir vardır. Dolayısıyla herhangi bir şekilde bir puta, bir resme, bir heykele vesaire bu mümkün değildir. O nedenle de sinagog yapıları son derece sadedir. Daha çok geometrik ya da işte bitkisel desenlerin olduğu figürler kullanılır. Aslında şey de bunlardan bir tanesidir. Davut yıldızı, altı köşeli yıldız. Yahudilikten çok daha önce başlamış bir figür bu. Ancak şu anda da özdeşleşen, en çok özdeşleşen figürlerden bir tanesi. İki üçgenin bir araya gelmesi. İki üçgenin iç açılarının toplamı mesela 360'tır. 360 Tanrı'nın her yerde olduğu gibi birçok sembolizmaları vardır. Astrolojik bazı parçalar bulabilirsiniz. Ya da Hazreti Yakup'un 12 oğlu 12 kabileyi temsil eder. Her bir kabilenin farklı bir simgesi vardır. Bu simgeleri görebilirsiniz. Genelde aslan mesela Yahuda kavmini simgeler. Aslan figürü de bunlardan bir tanesi, gücü temsil eder. Ama onun dışında herhangi bir şekilde bir resim sinagogda görebildiğiniz ya da heykel bir durum değildir. Musevilikle ilgili hani hem sizin web siteniz hem de önerebileceğiniz web sitesi ve kaynaklar nedir? Bizim web sitemiz dışında Türk Yahudi Toplumu'nun web sitesine bakabilirler. Onun dışında Sebivon adlı bir Sebivon adlı bir site var. Orada da detaylı olarak bayramlar anlatılıyor. Onun dışında eğer kavram ve değerlerle ilgili bilgi alınması isteniyorsa Yusuf Altıntaş'ın Yahudilikte Kavram ve Değerler adlı kitabı var. Yusuf Besalel'in kitapları var. Bizim müzemizi kuran Naim Güler Yüz'ün Osmanlı'dan günümüze Bizans Yahudileri adlı kitabı var ve Anadolu'daki ve İstanbul'daki sinagog yapıları ile ilgili kitapları var. Daha eski katmanları incelenmek istiyorsa Siren Bora'nın İzmir Yahudileri kitabı gibi birçok eski kaynaklara da başvurabilirler. İnci Türkoğlu'nun yazılarına bakabilirler. Müze kütüphanesinde de ve müze dükkanında da bu kitaplar satışta oluyor genelde. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Biz Müzeciler Günü'nüzü, Müzeciler Haftanızı diyelim. Biz eskisi gibi kutluyoruz. Kutluyoruz tekrardan. Çok güzel bir müze. Türkiye'de tek örnek.
herkesin gitmesine tavsiye ediyoruz. Ayrıca sizin de bu özverili çalışmalarınız, anlatımınız, sunumunuz için tekrar teşekkür ederiz. Evet. Çok teşekkür ederim. Bekliyoruz. Biz teşekkür ederiz. En yakın zamanda görüşmek Evet. üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.